matkap kullanırken dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bunların başında eskimiş olan kablo veya da fişlerimiz olabilir. Onların mutlaka kontrolünü yapmamız lazım. Aşınmış ya da kesilmiş bir kablo olmaması lazım. Aksi halde elektrik çarpmaları olabilir. Matkabı kullanmak istediğimizde delmek istediğimiz ürünlerin beton, ahşap, metal onlara göre uç seçimi yapılıp onlara göre de kullanımı yapılır. Darbeli delimlerde yalnızca beton, taş, tuğla gibi zeminlerde kullanılır. Diğerlerinde darbesiz olarak delimi yapılır. Metal ve ahşap delerken matkap uçlarımız mutlaka keskin olmalı. Şimdi isterseniz bir örnek gösterelim. Şimdi beton deleceğiz. Beton delerken de seçmiş olduğumuz beton ucu mutlaka elmas olması gerekiyor. Ve onu matkabımıza bağlıyoruz. İyice sıktığımızdan emin olduktan sonra da delmek istediğimiz yerde matkabımızı darbeli konuma alıyoruz. Darbeli konuma aldıktan sonra delme işlemini gerçekleştiriyoruz. Özellikle beton delimlerinde matkabımız sıkışabilir. Sıkıştığı zaman da matkabımızın ters dönüm konumu vardır. Onun düğmesine bastığınız zaman sizi onu rahatlıkça sökmemizi sağlar orada. Delmek istediğimiz metal ucumuzu takıyoruz. İyice sıkıldığından emin olduktan sonra matkabımız hazır. Darbesiz kolumda bunun delimini gerçekleştiriyoruz. Ahşap delimi yapmamız için ahşap ucumu alıyoruz. Ahşap ucumuz metal ucuna göre biraz farklıdır. Ön tarafı daha sivridir. Ahşap yumuşak bir malzeme olduğu için kayma yapmaması için mutlaka önde kılavuz benzer bir ucu mevcuttur. Şimdi ahşap ucumuzu takıyoruz. İyice sıktığından emin olduktan sonra da ahşabı aldık ve işaretlemiş olduğumuz noktadan delimini gerçekleştiriyoruz. Ahşapta da metalde olduğu gibi darbesiz konumda delimini gerçekleştiriyoruz. Matkabımızın bir özelliği de vidalamak istediğimiz her türlü ahşap, metal şeylere de rahatlıkça vida atabiliyoruz. Ona da yine aynı vida uçlarını seçerek atmak istediğimiz ya da vidalamak istediğimiz vidaları başlarına göre uçlarını tespit edip onların vidalamasını sağlarız. Şimdi vidalama ucunu taktık ve ahşaba vida atacağız. Sökmemiz gerektiği zaman da yeniden buradan ters konum olan düğmesine basıp onun sökümünü de sağlıyoruz. Şimdi metale vida atacağız. Onun vidası tabii ki böyle farklı bir vida. Akıllı ve matkap uçlu vida diye tabir edilen metal vidasıdır. Vidamıza göre de mutlaka uç seçimi yapmak gerekmektedir. Örneğin matkap ucumuz vidaya tam oturması gerekiyor. Eğer ki boşluklu olursa mutlaka vidayı veyahut da ucu kendisini sıyırır. Şimdi ucumuzu takıyoruz. Metal delimini gerçekleştireceğiz. Bu şekilde metale vida atmayı da gerçekleştirmiş olduk. Yeniden sökmek istediğimizde de onu ters konuma düğmesini yeniden basıyoruz ve ürünü çeviriyoruz. Sökümünü gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi betonda, ahşapta ve metalde delim ve vidalama gerçekleştirdik. Bunlarla ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Koçtaş'taki uzmanlarımıza danışarak onlardan gereken bilgileri alabilirsiniz.